Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen başlayalım diyorum evet. Ve sıcak bir gelişmeyle başlıyorum. Sosyal güvenlik alanında sıcak bir gelişme intibak yasası. Evet. Yani milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı. Evet. Ve muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, yanlış bilmiyorsam Cuma günü değil mi bir teklif verdi ve bu intibakla ilgili. Nedir son durum ve bilgiler de sizde? Kimi nasıl etkileyecek? Yanlış bilmiyorsam 2011 yılında en son bu intibak yasası çıkmıştı. Nedir durum? Kimleri nasıl etkileyecek? Neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Nazif Bey biliyorsunuz 2011 yılında 2000 yılı öncesi emeklilerle ilgili bir intibak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılından önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emeklilerin arasındaki açılan makası kapatmak için getirilen bu intibak yasasıyla 2000 yılı öncesi emeklilerde ciddi bir rahatlama meydana getirdi. Yani 50 lira ile 350 lira arasında değişen oranlarda maaşlarda bir artış yaratmıştı. Şimdi konu yine 2000 yılı sonrası emekliler için gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında. Bu iş intibaklarla çözülmez. 2000 yıl öncesi çalışan emeklilerin intibak yapıldı. Fakat bu ileriki yıllarda 7-8 yıl sonra dedik, 2000 yıl sonrası emekliler için de gündeme gelecek. İntibakla uğraşmaktansa, intibak yasasını konuşmaktansa emekli aile bağlama sistemini tekrar bir revize edip intibakları bir kenara koyalım şeklinde öneride bulunmuştuk. Fakat günümüze geldiğimizde tabii böyle bir düzenleme henüz yapılmadı. Evet. İntibak konuşulmaya başlandı 2000 yılı sonrası emekliler için. Şu an konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikal etmiş durunda. Bu ne anlama geliyor? Kaç milyon emekliyi ilgilendiriyor? Yani yaklaşık 12,5 milyon değil herhalde. Evet, bu 12,5 milyon emekli bizim toplam emekli sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yılı sonrası emeklileri ilgilendiren önemli bir konu. Önemli bir sayı. Evet, çok önemli. Şimdi bu ne getirecek? Ne getirecek? 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lira ile 350 lira arasında değişen oranlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız sizin ödenmiş olan prim gün sayısı dikkate alınmak suretiyle, kazançlar dikkate alınmak suretiyle diyelim ki 200 lira bir artış meydana getirecek. Ya burada maaş değil, prim gün sayısı mı baz alınacak? Ona göre mi bir zam yapılacak? Tabii prim gün sayısına göre ve prime esas kazanç, yani sizin adınıza yıllar itibariyle ödenen prime esas kazançlar. Burada gösterge rakamlarını belirliyor. Gösterge rakamları esasında burada belirleyici olacak. 2000 lira maaş alıyorsanız örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak ve 2200 lira üzerinden emekli maaşınız hesaplanacak. Yani bu, zammı hesaplanacak. Özgür Bey, konuyu daha iyi açmak için merak ediyorum. Bu normal 6 ayda bir aldıkları Temmuz veya Ocak zammıyla bir alakası yok değil mi? Hayır. Yani bu tamamen bağımsız olarak ayrı bir zam olarak alacak emekliler. Evet, bu yeni bir düzenleme oluyor artık. Tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor. Burada ne oluyor? Refah payı veriliyor. Evet. Refah payı uygulaması yapıldığı için emekli maaşını da o yönde etkilemiş oluyor. Şimdi bu sadece intibakla değil, intibağın yanı sıra aynı zamanda da emekli aylığı bağlama sisteminin eski sisteme dönüştürülmesi. Yani aylık bağlama oranının %70'e çıkarılması ki 2000 yılı öncesi emekli aylığı bağlama sistemimiz bizim, aylık bağlama oranımız %75'ti. Evet. Bu 25 yılı doldurduktan sonra da her 20 yıla %2 refah payı veriliyordu. Bu 1 veriliyordu şu an. Bunun da 2'ye çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık olarak emekli aylığı aylık bağlama oranı neredeyse %80-%90'lara çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir sistem refah değil. Refah seviyesini korumuş olacaklar evet, değil mi? Bu emekli aylığı çalıştıkça düşen değil, artık çalıştıkça emekli aylığı artan bir sisteme dönüştürülmüş oluyor. Bu yapılmadığı için ne oluyor? Prim gün sayısını dolduranlar ya kayıt dışı çalışıyor ya da farklı yöntemlere başvurmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim kaybına neden oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim kaybı demek de emekli maaşlarının düşük olması, emekli aylıklarına yapılacak olan zamların düşük olması anlamına geliyor. Yani devletin kesesinden para alınması demek tabii, aslında bu. Evet, yani bunun bütçeye daha fazla yük tabii, getirmesi anlamına geliyor. Evet. O nedenle emekli aylığı bağlama sistemi hem esasında
kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir etkin rol alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha fazla prim toplamasına vesile olacak. Hazineden de kuruma desteğin daha azalması anlamına gelecek. O nedenle inşallah bu sene sonuna kadar intibak ve emekli aylığı bağlama sisteminin düzeltilmesiyle birlikte 2019 yılını çalışanlarımız ve emeklerimiz karlı kapatır diye temenni ediyoruz. O zaman bu 23 Haziran sonrasında hem EYT'lilerin gözü hem de emekli İntibak bekleyen emeklilerin gözü anladığım kadarıyla mecliste şimdi olacak. EYT ile ilgili şimdi şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet tarafından verilen bir teklif var ama hükümetin de esasında hem intibakla ilgili hem emekli aylığı bağlama sistemi ile ilgili ki biz bunu sizinle çok defa bu ekranlardan da dile getirmiştik. Hem de emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT'lilerle ilgili çalışma şu an zaten kurumlar nezdinde devam ediyor. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen teklif esasında bu işin belki de biraz daha hızlanmasına, Türk Meclis'e geldiğinde daha hızlı kanunlaşması anlamına geliyor diyebiliriz. O zaman bu müjdeyi de buradan vermiş olduk emeklilere. Evet. Peki tabii dün Babalar Günü'ydü. Evet. Babalar Günü'nüzü öncelikle kutluyorum. Teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimizin de Babalar Günü'nü kutluyorum ve burada bir babalara pozitif ayrımcılık yaparak isterseniz sohbetimize buradan devam edelim. Evet. Hep kadınları, çalışan kadınları, anneleri konuştuk sık sık sizinle. Evet. Babalar için neler getiriyor sosyal güvenlik sistemi? Yani çalışan babalar için doğum, yani baba olan erkekler için ya da yetim dulaylığı alabilmek anlamında neler getiriyor? Bunları bir açabilir miyiz? Şimdi esasında tabii babaları konuşurken biz bir işçi babalar, bir de memur babalar diye tanımlamak lazım. Bizim sosyal güvenlik sistemimizde esasında 2008 yılından bu yana eşitlik söz konusu olsa da geçmiş yıllardan gelen kanunlar nedeniyle farklılıklar hala devam ediyor. Mesela memur kız çocukları, işçi kız çocukları diye ayırıyoruz. İşçi babalar, memur babalar diye. Şimdi işçi babaların önceden özellikle bu doğum izniyle ilgili sıkıntıları vardı. Son yapılan düzenleme ile birlikte işçi babalara eşleri doğum yaptığında kendilerine 5 gün babalık izni veriliyor. Yani bu son düzenleme. Yani eşi doğum yapan bir çalışan, ister memur, ister işçi olsun, öyle mi? Hayır, işçi baba diye. İşçi baba için söylüyorum. Memur babalarda bu süreç daha farklı. Daha farklı. Peki işçi babaların 5 gün izin alabiliyor. 5 gün izin hakkı var. Yani ücretli izin hakkı var. Doğum izni diyoruz biz ona. Aslında doğum izni eski düzenlemelerde hep kadınlar tarafından, kadınlara yönelik kullandığımız şey. Öyle de bilinir aslında. Evet. Yine aynı şekilde babalara da doğum izni getirildi. Babalar da 5 gün ücretli doğum izni kullanma hakkına sahip. İki de cumartesi pazarı koyarsınız yanına, olur bu 7 gün. 7 gün. Bir hafta bir tatil olabilir diyorsunuz yani. Şimdi tabii işçi babaların eşi doğum yaptığında kadın çalışmıyorsa işçi babaya bu sefer süt parası diye tabir ettiğimiz. Yani çalışan kadının aldığı süt parasını çalışan erkek de alabiliyor. Evet. Şimdi eşi çalışmıyorsa, babanın, işçi babanın bu sefer kendisi eşi adına bu parayı alabiliyor. Şimdi ayrıca memur babalarda ise bu süre 10 güne çıkarılmış durumda. Yani memur baba doğum iznini 10 gün olarak kullanıyor. Bizim çalışma hayatımızda mazeret izni diye bir kavram vardır esasında. Evet. Ancak hizmet hakkına tabi çalışanlar, yani memurların dışındaki çalışanların mazeret izni diye bir izni söz konusu değildir. Mazeret izni sadece memurların kullanabileceği bir izindir. Bu da 10 güne kadar ücretli olarak çalışanlar bu izni kullanabiliyor. Ama hizmet hakkına tabi çalışan dediğimiz, yani SSK ve Bağkurlar'da mazeret izni söz konusu değil. Yine aynı şekilde engelli çocuğu bulunanlar, engelli çocuğu bulunan babalara da ücretli izin verilebiliyor. Bunun süresi de 10 güne kadar çıkarılabiliyor. Yani illaki 10 gün kullanacağım diye bir kavram da yok. İsterseniz bunun 5 gününü kullanırsınız, isterse 8 gününü, isterse 10 günün tamamını kullanma hakkına sahipsiniz. Dul yetim aylığı da erkekler için geçerli değil mi? Yani tabii. Dul yetim aylığında annesinden babasından gelecek olan hakkı da kimler alabilir? Hangi erkekler şimdi, alabilir? Şimdi burada erkeklerde durum farklı. Nasıl? Erkeklerde engelli statüsünde olması gerekiyor kişinin. Engelli ise anne ya da babasından yetim aylığı alma hakkı söz konusu. Dul aylığı ise eşi vefat etmişse
erkeğin, evet, kadın eşinden de dul aylığı alabilir. Yani dul aylığı sadece erkeklere tanınan bir hak değil, özür dilerim, kadınlara tanınan bir hak değil. Evet. Aynı zamanda erkekler de dul aylığından yararlanma hakkına sahip. Yani eşi vefat etmiştir, kadın vefat etmiştir. Sigortalıysa ya da ölüm aylığı alma ya da bağlanma şartlarına haiz olmuşsa, erkek de eşinden dolayı ölüm aylığı, diğer bir adıyla dul aylığı alabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sorulara geçeceğiz ama öncesinde kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu intibakla beraber emeklilerimiz, evet, bir rahata kavuşacak dedik. Yani emekli maaşlarına bir zam artış olacak, bir artış olacak tabii, kademeli olarak farklı farklı olacak. Peki normal çalışan bir insanın emekli maaşını arttırmak için neler yapılması gerekiyor? Bu